Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size 2020 yılında okuduğum en güzel, en çok sevdiğim 5 tane kitaptan bahsedeceğim. Bu yıl gerçekten çok güzel kitaplar okudum. Okuduğum hemen hemen bütün kitapları çok sevdim. Şimdi bu kitaplar arasından en sevdiğim 5 tanesini sizinle paylaşacağım. 2020 yılında okuduğum en güzel, en çok sevdiğim kitaplardan biri Mary Shelley'den Frankenstein. Mary Shelley'i ilk defa Frankenstein kitabıyla okudum. Gerçekten inanılmaz derecede sevdiğim, beni çok çok etkileyen, aşırı sevdiğim bir kitap oldu Frankenstein. Bu kitapla ilgili daha önceden pek çok videomda bahsettim, bu kitabı anlattım. Ama tekrardan söylemek istiyorum. Frankenstein gerçekten inanılmaz derecede derinlikte. Sadece korku, bilim kurgu dalında değil, daha derinlikli, daha felsefik yönü olan bir kitap. Gerçekten eğer okumadıysanız bence Frankenstein'i kesinlikle okumalısınız. Mary Shelley ile tanıştığım ve diline hayran kaldığım gerçekten çok çok güzel bir kitap. Frankenstein ve Frankenstein canavarı bildiğim karakterlerdi. Daha önceden pek çok dizi ve filmde karşıma çıkmıştı. Hikayesini biliyordum ama kitabını okumamıştım. Uzun süredir bekletiyordum. Zaten kitabı okumama sebebim de Frankenstein ile ilgili yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünmemdi. Ancak çok yanılmışım. Frankenstein gerçekten inanılmaz derinlikli. Dediğim gibi felsefi yönü olan bir kitap. Gerçekten bu yıl okuduğum, 2020 yılında okuduğum en güzel kitaplardan biri Frankenstein. Eğer okumadıysanız siz de benim gibi düşünün. Frankenstein'i biliyorum, Frankenstein canavarı. Çünkü bir sürü filmin içinde, bir sürü dizinin içinde, bir sürü oyunun içinde. Ama bence kitabı da kesinlikle okumalısınız. Dediğim gibi 2020 yılında okuduğum en güzel kitaplardan biri Frankenstein. 2020 yılında okuduğum en güzel kitap ya da kitaplar Neil Gaiman'dan Yok Yer ve Neil Gaiman'dan İskandinav Mitolojisi. Bu iki kitabı da aşırı çok sevdim. Neil Gaiman benim, yine tekrardan söyleyeceğim, her videomda söylüyorum bunu sanırım, Neil Gaiman benim çok ama çok sevdiğim bir yazar. Hayal gücüne, mizah anlayışına, kurgusuna, yazım diline hayran olduğum bir yazar. Ve bu iki kitap da benim bu yılda okuduğum, 2020 yılında okuduğum en sevdiğim kitaplar oldu. Gerçekten bu iki kitabı da aşırı seviyorum. Yok Yer kitabı ile ilgili ayrıca bir videom da var. Sadece Yok Yer kitabından bahsettiğim, şuraya bir yere linkini bırakacağım. Yok Yer çok sevdiğim bir kitap oldu. Tam bir şehir fantezisi örneği. O kadar eğlenceli, o kadar sürükleyici, o kadar harika karakterleri barındırıyor ki bu kitap. Eğer okumadıysanız ve fantastik tarzda kitaplardan hoşlanıyorsanız bence kesinlikle okumalısınız. Yine aynı şekilde Neil Gaiman'dan İskandinav Mitolojisi de öyle. İskandinav Mitolojisi'ne ben başlamadan önce kurgu olduğunu düşünüyordum. Ancak öyle değilmiş. Neil Gaiman ilk başta ön sözünde İskandinav Mitolojisi'ni ne kadar çok sevdiğini ve bununla ilgili yaptığı araştırmalardan bahsediyor. Kitapta da İskandinav Mitolojisi ile ilgili olan öyküleri kendisi kurgulayıp tekrardan yazmış ve o kadar çok sevmiştim ki bu kitap özellikle İskandinav Mitolojisi'ni sevenlerin, İskandinav Mitolojisi'ne özel ilgisi olanların daha çok seveceği kitap. Tıpkı benim gibi İskandinav Mitolojisi'ni gerçekten çok seviyorum. Bu kitapta İskandinav Mitolojisi'ne olan aşkımı doruk seviyesine çıkartan bir kitap. Eğer ilginizi çekiyorsa kesinlikle okumalısınız. O kadar eğlenceli, o kadar güzel. Çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Bundan sonra hatta bir kitap daha aldım ama onu henüz okuyamadım. 2021'de okumaya başlayacağım. Loki'nin Müjdesi. O kitabı da çok merak ediyorum ama Neil Gaiman'dan İskandinav Mitolojisi eğer okumadıysanız kesinlikle ama kesinlikle okumalısınız. Gerçekten çok çok güzel kitap. İkisi de bu arada, Yok Yer'de aynı şekilde. İskandinav Mitolojisi ve Yok Yer benim favori Neil Gaiman kitaplarım. Diğer kitaplarını da seviyorum ama bu ilk ikisi daha bir ön plana çıkıyor. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. 2020 yılında okuduğum diğer favori kitaplarım, yine kitaplarım diyorum çünkü iki tane, Stephen King. Stephen King benim yine milyonlarca kez dile getirdiğim, çok sevdiğim bir yazar. Stephen King'den de 2020 yılında bir Dolores Claiborne, bir de Falcı'yı okudum. İkisi de çok çok sevdiğim kitaplar oldu. İkisinin de filmi var bu arada. Dolores Claiborne, ben filmini uzun yıllardır izlemek istiyordum ama önce kitabını okumak istemiştim. Kitabını okuduktan sonra direkt olarak hemen filmini izledim. Filmi aşırı beğendim. Filmde Kathy Bates oynuyor. Kathy Bates benim tüm zamanların en sevdiğim ama en sevdiğim oyuncularından biri. Kathy Bates de Dolores Claiborne karakterini o kadar güzel canlandırmış ki gerçekten çok sevmiştim. Filmi de çok güzel, kitabı da çok güzel. Eğer izlemediyseniz ya da okumadıysanız kesinlikle okuyup izlemelisiniz. Dolores Claiborne gerçekten
çok çok güzel bir hikayeye sahip, çok sürükleyici ve rahatsız edici, biraz ürkütücü bir kitap. Eğer bu tarz filmlerden ya da kitaplardan hoşlanıyorsanız kesinlikle okuyup izlemelisiniz. Diğer kitabım Stephen King'den Falcı. Falcı da yine benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Bu kitaptan da daha önceden bahsetmiştim diğer videolarımda. Falcı gerçekten çok sürükleyici, çok akıcı bir kitap. Tam bir King kitabı. King okuyanlar bilir. King korku unsurları kullanarak aslında çok derinlikli konular işliyor. Falcı da bu kitaplardan biri. Falcı'da çingeneler ve çingenelerin ötekileştirilmesiyle ilgili çok güzel bir hikaye yazmış. Çok güzel kurgulamış ve o kadar sürükleyici ki bir çırpıda gerçekten okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Falcı bu yılın benim için favori kitaplarından biri oldu. Eğer okumadıysanız kesinlikle ama kesinlikle okumalısınız. Bu arada dediğim gibi bunun da bir filmi var. Filmin ismi de Thinner. Thinner filmini de izledim. Film güzeldi. Gerçekten hoşuma gitti. Ama bu şeyi hoşuma gitmedi sadece. Çingeneleri canlandıran karakterleri çok karikatürize etmişler filmde. Halbuki kitabında daha derinlikli karakterler. Ama filmde biraz böyle karikatürize olmuş. Ama yine güzel bir filmdi. Sonu sadece değişikti. Bir olay eklenmiş kitapta olmayan ama yine de güzel bir filmdi. Kitapla film arasında tabii ki de farklılıklar var. Az da olsa. Ama yine de kitaba sadık kalınmış bir film. Gerçekten filmin de hoşuma gitti. Ama kitabı filminden daha çok hoşuma gitti. Eğer kitabını okumadıysanız kesinlikle okuyun. Bence gerçekten çok çok güzel bir kitap. Dediğim gibi 2020 yılında okuduğum en güzel kitaplardan biri. 2020 yılında okuduğum en güzel kitaplardan bir diğeri Agatha Christie'den 10 Küçük Zenci. Agatha Christie benim çok sevdiğim bir yazar. Agatha Christie benim lise yıllarımda daha çok okuduğum bir yazar. Uzun süredir okumuyordum. Uzun yıllardan sonra Agatha Christie'den okuduğum ilk kitabı 10 Küçük Zenci oldu. 10 Küçük Zenci aslında Agatha Christie'nin en popüler kitaplarından biri ve Agatha Christie'nin yazarken en çok zorlandığım dediği kitabı 10 Küçük Zenci. Gerçekten çok sevdiğim, inanılmaz sevdiğim bir kitabı oldu. 2020 yılında okuduğum en güzel kitaplardan biri 10 Küçük Zenci. Gizem dolu, sonuna kadar, son sayfasına kadar heyecanla, kıpırdamadan okuyacağınız bir kitap. Diğer Agatha Christie romanlarında olduğu gibi Agatha Christie'nin bütün romanları böyle sürükleyici, çok heyecanlı bir şekilde bir çırpıda okuyabileceğiniz kitaplar oluyor. Gerçekten 10 Küçük Zenci de en sevdiğim Agatha Christie romanlarından biri oldu. Eğer okumadıysanız kesinlikle ama kesinlikle okumalısınız. Agatha Christie'den okuyabileceğiniz en güzel kitaplardan biri 10 Küçük Zenci. Ve son olarak 2020 yılında okuduğum ve benim hayatımda çok çok önemli bir yere sahip olan, inanılmaz derecede etkileyen, hatta hayatımı değiştiren bir kitap Uğultulu Tepeler. Uğultulu Tepeler'le ilgili bir video hazırlamıştım. Sadece bununla ilgili, beni nasıl etkilediğiyle ilgili. Eğer izlemek isterseniz yine linki de bırakacağım. Uğultulu Tepeler dediğim gibi beni çok etkileyen, inanılmaz derecede sevdiğim, gerçekten hayatımın kitabı diyebileceğim bir kitap oldu. 2020 yılında okuduğun en güzel kitap hangisi diye soracak olursanız eğer kesinlikle Uğultulu Tepeler derim. Gerçekten Uğultulu Tepeler eğer okumadıysanız kesinlikle okumanız gereken harika bir klasik. O kadar etkileyici, o kadar derinlikli bir kitap ki gerçekten dediğim gibi bu yılda okuduğum en sevdiğim kitap Uğultulu Tepeler oldu. Kesinlikle Bronte kardeşleri okumaya devam etmek istiyorum. 2021 yılında da Jane Eyre'yi okumak istiyorum. Onu da çok merak ediyorum. Dediğim gibi Uğultulu Tepeler beni çok çok etkileyen, hayatımı değiştiren, inanılmaz derinlikli, çok güzel bir kitap. Eğer okumadıysanız kesinlikle okumanız gereken bir klasik. Kesinlikle okumalısınız. Evet, 2020 yılında okumuş olduğum en sevdiğim 5 kitap. Daha doğrusu 5 kitap göstermedim. Daha fazla gösterdim. 5 tane yazar bu şekildeydi. Aralarında okumuş olduğunuz kitaplar var mı? Eğer okuduysanız kesinlikle yorumlarda yazmalısınız. Gerçekten çok merak ediyorum. Okuduğum bu kitaplar hakkındaki düşünceleriniz neler? Lütfen bana yazın. Eğer bana yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Peki sizin 2020 yılında okuduğunuz, en çok sevdiğiniz 5 kitap hangisi? Yine yorumlarda yazarsanız gerçekten çok merak ediyorum. Sizin en sevdiğiniz 5 kitap hangileri oldu bu yıl, 2020 yılında? Gerçekten çok merak ediyorum. Sizin 2020 yılında okuduğunuz kitaplar hangileri, en sevdiğiniz kitaplar hangileri oldu? Gerçekten çok merak ediyorum. Son olarak kanalıma abone olup videomu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.